Kanal 3 ekranlarından üreticinin sesinden bir kez daha merhabalar. Bu hafta Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde çiftliklere giderek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık fiyatlarını ekranlara yansıtacağız. Hem de üreticilerimizle güzel sohbetlerimiz olacak. Üreticinin sesi başlıyor. Hoş geldiniz. Evet efendim, programın başında da söylediğimiz gibi biliyorsunuz ki Kurban Bayramı'na doğru adım adım ilerlerken hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlardaki fiyat durumlarını üreticilerimizin bizzat ahırlarına giderek öğrenmeye devam ediyoruz. Şu an Afyonkarahisar Sultandağ ilçesi Taşköprü köyündeyiz. Hem köyümüzün muhtarı hem de çiftçisi, aynı zamanda hayvanları var, onlara da bakıyor. Bir tanıyalım sizi kısaca. Ben Taşköprü Köyü Muhtarı Hayri Özer, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşmaktayım. Kurban piyasası başladı. Kurban piyasasına gireceğiz. Şimdi yengemi de özellikle ekrana çıkardık. Beraber yapıyorsunuz bu işi. Yenge, seni de bir tanıyalım. Sevim Özer. Beraber? Ailecek. Ailecek. Kimler var başka? Oğlum var, gelinim var, kızım var. Kaç yıldır hayvancılık yapıyorsun? Ben bildiğim 52 yaşındayım. Bildiğim bileli hayvancıyız. Bu köylü... Köyde de bu var. Köyün evet, Bulgaristan göçmeniyiz ama yıllardır bu köydeyiz yani. Bu köy doğumluyum. Taşköprü doğumluyum. Sizin dedeleriniz mi gelmiş Bulgaristan? Dedelerim gelmiş evet. 1989 yılında. 89 yılında evet. Gelmişler. Ondan sonra da buraya yerleştiniz ve hayvancılık. Hayvancılık yapıyoruz evet. Peki dedeler babalar buraya geldiğinde onlar Bulgaristan'da, onlar da mı tarımla uğraşıyor? Tabii aileden öyle olduğunu söylüyorlar. Biz bilmiyoruz bu tarafları ama yani bu asaletten beri hayvancılık devam ettiğini söylüyorlar. Evet. Şimdi yenge, senin burada görevin ne? Ne iş yapıyorsun burada? Ben çobanlara yemek, çocuk bakıyorum. Hayvanlarla gelin... Torunlara bakıyorum. Evet, torunlara bakıyorum. Gelinler oğlan hayvanlara bakıyor. İşte öyle vakit geçiriyoruz. Peki size sahım var mı? Oluyor mu? Sahım bu sene yapamadık. Geçen sene de yapamadık. Bu sene yağıştan dolayı sahım yapamadık. Yani o şekilde olmadı. Önemi yok yani. Yapsak da önemi yok. Kendi ihtiyacımız kadar. Evet, o kadar. Peki Hayri abi, kaç baş hayvanımız var? Bir de mesela kesimlik mi yapıyorsun, kurbanlığa mı yetiştiriyorsun? Sen buradaki işletmenin... Ben esas damızlıkçı hayvancıyım. Şu an için kuzularımız yeni yetişmeye başladı. Kurbandan da olanlardan elimizden değerlendirmeye çalışıyoruz. Hem keçi hem koyun. Hem keçi var hem koyun var. Evet. Koyunun cinsi ne senin burada? Pırıt. Pırık dediğimiz bir... Genel olarak pırıt, evet. Pırıt, bu Anadolu ırkı oluyor pırıtka. Anadolu ırkı, evet efendim. Buraya uyum sağlamış. Şimdi, totalde kaç tane var onu söylemedim. 350 damızlık koyunumuz var. İçinde 250 tane satılacak kuzularımız var. Evet. 100 tane de kara keçi var. 100 tane de kara keçi. Evet. Toplamda 450-500 baş civarı. Evet efendim. Ortalama bir... Ortalama, evet. Şimdi, bugün... Kurbana da yaklaştık. Burada kurbanlık hayvanlarım. Kaç tane kurbanlığımız var? Benim 20-30 tane çıkar içinden. Her yıl 20-30 mu yoksa bu yıl mı 20-30? Bu yıl 20-30. Gününe göre değişir. Mesela ben erkek kuzuları kurbanlığa ufak olduğu için daha erken. Evet. Onun için içinden kısır koyunları, erkeçleri, 2 yaşlı olanları, geçen seneden kalan koçluklardan veyahut da normal sonradan kalan erkek kuzulardan kurbanlığa değerlendiriyoruz. Şimdi genelde böyle kurbanlık işi yapanlar başka şehirlere de götürüyor. Evet. Sizde götürme yok. Hayır, ben hiç daha götürmedim şimdiye kadar ama yapan komşularımız var. Ama çok yapmadığın için. Yapmadığım için evet. Komşular mesela nerelere götürüyor buradan? İstanbul, Bursa, Denizli'ye tarafına giden arkadaşlarım, komşularımız var. Bu yıl piyasa nasıl? Bu yıl her zamanki gibi kurbanlardan normal bize göre. 30-35 kiloluk hayvanlar 5000 lira civarlarında. 70-80 kiloluk 10 bin lira civarlarında. Kilosu 100 ile 110 arasında değişmekte. Evet. Şimdi biz mikrofon arkasında muhtarımla konuşurken para işini dedi, benim hanım bilir dedi. Paralar sende mi topladın? O sayar, bana teslim ederdi. Sayıp size mi teslim ediyor? Sonra tabii alıyor elbette. İhtiyaç oldu mu da alıyor. Tabii, tabii, zaten tamam. Hayat müşterek. Aynen. Öyle yani. Bugün hayvan pazarına gittiniz mi merkeze? Evet, Sultanahmet. Götürdünüz mü hayvan? Götürdüm efendim. Kaç tane götürdünüz?
20 kadar götürdüm. 7-8 tanesini sattık. 7-8 tane evet. Satıldı. 5 ile 8 arasında sattık bugün. 5 ile 8. Evet. Şimdi Hayri abi ben şunu sormak istiyorum. Bu sene tabii fiyatlar oldukça yüksek geliyor. Evet. Alıcılar için yüksek evet. geliyor. Siz de üreticisiniz. Fiyatların yüksekliği size göre nasıl? Normal mi? Bakım şartlarına göre nedir? Normal ya. Hani çok söylemekle çok kazanılmıyor. Çektiğin emeğin karşılığını anca alabiliyorsun. Yani şikayet etmek anlamında da söylemiyorum ama bir şekilde de 35-40 kiloluk hayvanı 5 liraya vereceksin yani normal. Normal yani. Normal falan. Evet. Peki müşterilerde çok pahalı diyen... Tabii çok. Genel olarak şikayetçi arkadaşlarımız, müşterilerimiz. Geçen sene kaç paraydı peki? Geçen sene de 2500'den 5000 lira civarlarındaydı. Yarı yarıya bir fark var yani. Tam %100 diyelim %100, o zaman. Tabii. Yani şimdi 2500 liralık hayvan şu an 5000 liradan evet, satılıyor. Evet. Bu 30-35 kilo civarında. Aynen o kadar. 35-40 kilo civarında. 35-40 kilo evet. civarında. 5000 liralık hayvan da 10.000 lira civarında. Aynen öyle. Var mı öyle 10.000 liralık hayvanı? Var içinde. Var. Bugün mesela keçi sattın mı? Evet, keçi sattım. Keçinin müşterisi daha bir farklı oluyor galiba. Kurban işi kişiden kişiye değişiyor. Kimisi keçi sever, kimisi erkek tokluyu sever, kimisi kısır koyunu sever. Ama bana sorarsanız en ideal yenilecek kurban kara keçidir. Yani kara keçi. Der, rengi ala da olabilir, beyaz da olabilir. Yani kıl keçi. Özelliği ne onun? Daha mı lezzetli? Yağsız olur. Daha düzgün olur. Şimdi kısır bir koyunu keserseniz yarısı yağ çıkar. Erkek kuzuyu veyahut da dişi kuzuyu keserseniz yarısı yağlı olur. Ama keçininki çok az yağlı. Kendini kavuracak kadar. Yağlı oldu mu mükemmeldir yani. Peki kurban alırken nasıl, neye dikkat etsinler? Yengem bilir mi bu sorunu? Bilir, o da bilir. O bir anlatsın, tamam, bir de senden dinleyelim. Tamam. Neye dikkat etsin? Topal olmaması lazım. Dinimize evet. göre kör olmaması lazım. Kaç aylık olması lazım küçük başta? Muhtarım. 6 aylıktan 1 yaş arasında. Annesi bir yaşında olması küçük lazım. Başı. Küçük başı. Evet, 1 yaşında olması lazım diğerler. Hani bunlarda kapak olayı yok büyük başta. Yok gibi. Yok tabii. 6 yani normalde 1 yaş olduğunu din insan arkadaşlarımız din. Söylüyor tabii. Ama annesi kadar olduğu zaman 6 aylık 7 aylık olan bir kuzu veya da keçi de kurban olabiliyor. Şimdi ben müşteriyim, geldim. Sizin çiftlikten koyun alacağım. Niye sizin koyun alayım? Başka yerde de var. Evet. Özelliği ne sizin mesela? Ya biz besici değiliz. Reklamlara başkan. Girelim biraz. Evet. Biz besici değiliz. Evet. Kendi imkanlarımızdan yetiştirdiğimiz abi bu sene ot da bol. Hayvanların hepsi aşağı yukarı besi kıvamında. Şimdi ben ekranları da yansıtacağım sevgili izleyiciler. Arkamız çok büyük bir mera. Evet. Yani, köy merası. Köy merası. Sabah yayılıma çıkıyor mesela hava şartları uygunsa evet, nasıl yayılıma çıkar? Bugünkü şartlarda sabahleyin 7'de 8'de çıkar, öğlenleyin 12'de 1'de gelir, akşamleyin 3'de çıkar, yine 8'de 9'da akşam eve gelir. Evet. Yağ durumu nedir bu pırıt cinsinin sizin? Çok yağlı mıdır yoksa hafif mi? Pırıt koyunlar genelde yağlıdır. Normalde dağlıç yani eski kuyruklu koyunlar. Ama kimisi de böyle yağlı yağlı sever yani, böyle. Ya sever de yenilecek koyun da kuyruklu koyundur işin doğrusu. Öyle mi? Evet. Gerçek budur yani. Pırıtlar o kadar yağlı olmuyor. Neden? Kuyruklu koyun bak, yengem itiraz etti. Ne diyorsun ya? Kuyruklu koyunlar daha yağlı olur. Kızıl koyun daha yağlı olur. Sen... Öyle mi? Tabii canım. Şimdi eski koyunun... Muhtarım bilmiyor bu işi. Sırt yağısından. Kuyruk yağısı farklı. Kuyruk yağı her zaman iyi imkan olur. Mesela yemeğin içine koysunlar. Ben sürekli kuyruk yağını isterim yani. Olsun. Sağlıklı biraz. Tabii. Daha. Ama iç yağına geldi mi olmaz. Olmaz. O biraz farklı düşer. Onun için en güzel yenecek koyun benim gözümde yine de eski koyunlar yani. Evet. Kuyruklu çok büyük değil. Kızıl koyunlar var. Onlar hariç. Onlar farklı. Normal dağlıç koyunlar derler. 5-6 kiloluk kuyruğu olur. Onun yağından etini de kavurursun. Güzelce de yersin. Şimdi kaçta götüreceksin bunları? Bunları şu an 3'te 4'te çıkarlar. Akşamleyin 8, 9, 10 gibi hava şartlarına göre geri dönüş yaparlar eve. Geri dönüş yaparlar. Evet. Peki sağım yaptığınızda sütünü peynir olarak mı değerlendiriyorsunuz? Peynir. Nasıl, peynirde müşteri oluyor mu yoksa kendinize yetecek biz kadar? Kendimize önceleri satıyordum. Dereçine pazarına gidiyorduk. Önceden satıyorduk ama şimdi gençler yapmak istemiyor. Bir kişiyle de artık gücümüz o kadar olmuyor. Yapamıyoruz. İşte öyle vakit geçiriyor. Ama oğlunuz da çiftçi artık. Çiftçi evet. biz gibi de o hayvancılığı sevmiyor. Sevse de zoraki. Daha çok tarımı mı seviyor? Tarımı seviyor. Ona güzel traktör, güzel pulluk. Büyük tabii. 100'se 200. Her sene değiştireceksin. Tabii değiştireceksin. Ekipmanları yenileyeceksin.
O zaman yüzü gülüyor. Hadi koyunu çıkaralım dedim. Beni bağışlıyor. Öyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz. Hani burada çobanınız ayrıca çalıştırıyorsunuz. Tabii tabii. Afganistanlı çobanım var. Beraber çalışıyoruz şu an evet, için. Artık bütün köylerde bu durum maalesef evet, çoban sıkıntı. Çoban günü. Evet. Sağıma da gelince gençler bu işi yapmak istemiyorlar artık. Sağım mesela şu an için sağsak bizim 250 tane koyunumuz var. Aşağı hiç çıkmasa 100'den 125 litre civarlarında evet, süt olur. O da günlük 1,5-2 tenekeye gelir. 2000 lira yani kısadan. Bu sene sağmadık. Peyniri marketten mi alıyorsun? Yok, ineklerden yapıyor. Ha, büyükbaş da var. Var. Kaç tane var? 40 kadar da büyükbaş var. Maşallah. Onda kurbanlık var mı? Var. 6 tane de var. Onu kesim üzüm de kendimiz yapacağız. Bayram birinci günü. Sözler. Onları. Sattım, bitirdim efendim. Onlar nasıldı? Onlar da kilogram. Şimdi biz büyükbaş çiftliğine de gideceğiz ama. Evet. Mesela kaç kilodur ortalama? Cinsi nedir? Kaç paraya gitti aşağı yukarı? Sığırın simentel cinsi de var. Normal bizim kendi... Yerli ırk. Yerli ırk. Melez ırk genelde kendimizin. Evet. En küçüğünü 45 bin liraya, en büyüğünü 85 bin liraya verdim. Bu 45 de tahmini kilogram nedir? 150-170 kilo civarlarında. Tam net söyleyemem ama 150'den aşağı gelmez, 180'den de yukarı gelmez. Gelmez. Evet. Büyükbaşı artık tabii büyükbaşı sırf yapanlara da konuşacağız ama sizden de bir fikir aldık. 45 ile 85 arası. Evet. 150 ile 170 kilogram olan bir hayvanı 45 bin liraya evet, verdi. Aynen aynen. Öyle. Kesim, yüzüm, her şey bize ait. Bize ait. Biz kendimiz. Dörde mi parçalı? Dörde bölüp vereceğiz müşterilerimize. Ya Allah kabul etsin. İnşallah diye. Cümlemize. Kolay gelsin. Biz sağ yolculuğa olun, devam edelim. Var mı yenge söylemek istediğin bir şey? Söylediğim bir şey yok. Üretmeye devam mı? Üretmeye sen devam. Sen seviyorsun mu bu işleri? Seviyoruz. Sevmesek ne yapacağız? Mecbur mu seviyoruz? Mecbur. Yoksa? Mecbur seviyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim gerçekten. Evet. Yani. Bu koyunu taşıyan hiçbir zaman parasız aç kalmaz. Evet. Bereketlidir. Bereketlidir. Bereketli. Koyun yani, işi bereketlidir. Büyük abi, büyük baş. Eziyetçi. Tabii. Çok eziyeti abi, var. Bunun yanı sıra da büyük eziyeti var. Yani adamın olacak, meraklı insanın olacak, yapacak. Ölünü ağlatmaz, evet, düğününü oynatmaz yani. Öyle, gerçekten öyle, öyle. Her gün bakım ister. Evet. Kolay gelsin. Biz bir koyunlarımızın, kuzularımızın görüntülerini alalım, Mera'yı alalım. Ondan tamam, sonra başka bir üretim çiftliğine gidelim, kurbanlık satışı yapan. Fiyatlar 5000 ile 10.000 arasında. 10.000 arasında. Evet. En düşük fiyatımız 5000, bu da 35-40 kilo civarı. Civarlarında. Evet. Canlı ağırlığı tabii bu. 70 ile 80 kilo olan da 10 lira civarlarında. Canlı ağırlığı tabii. Kurbanlık alacaklar yerinde bu şekilde Taşköprü'de Hayri Özer'in çiftliğinde. Evet. Belki de yolunuz düşer. Burada bir 20-30 tane elimizde kaldı, onları da tam kurbandan önce de satıyoruz zaten. Evet. Komisyonumu alırım bak. Alabilirsin. Ama illa alavere yapmak mecburiyetinde değil. Bizi bütün komşularımız ziyaret edebilir. Bütün her çay kahve her zaman her çıkar. Şey, muhtarımın eli boldur. Evet. Buna emin olabilirsiniz. Biz yolculuğa devam ediyoruz. Kolay gelsin. Evet efendim, birlikteliğimize biliyorsunuz ki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarını işletmeleri ziyaret ederek devam ediyoruz. Şu an Cemal Osman Kar'ın üretim çiftliğindeyiz. Altınbaş Koyunları Vadisi'ndeyiz. Onun deyimiyle. Seninle daha önce de program yapmıştık. Özel farklı bir ırktı altınbaşlarımız. Seni bir kısaca tanıyalım. Onun akabinde de hem kurbanlığı konuşalım hem hayvanımızın özelliğini konuşalım. Öncelikle Kanal 3 ailesi olarak altınbaş çiftliğimize hoş geldiniz. Evet. Buralara kadar bizlerin derdini dinlemeye, durumumuzu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Evet, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Dede mesleği mi, baba mesleği mi? Bunlardan biraz bahseder misin? Burada ailenle mi çalışıyorsun, neler yapıyorsun? Öncelikle bizim coğrafi konum olarak burayı tanıtmak gerekirse, bizim burada Emir Dağları, Sultan Dağları, Gelincik Ana'nın oluşturduğu Eber Gölü var. Eber Gölü. Akşehir Gölü de karşıda aslında. Akşehir Gölü. Yani geniş bir havzadayız. Ormanlık bir alandayız sanki. Bütün meyve ağaçları da var bizim burada. Bu alanın ortasında da Mera var. Mera'da hayvancılık yapıyoruz, üretim yapıyoruz. Orta işletmeli aile çiftliği olarak. İsmim Osman Kar. 34 yaşındayım. Sağlık Meslek Lisesi 3. sınıftan terk ve bu mesleğe kendini adamış
bir arkadaşınızım, bir çoban kardeşinizim diyelim. Genç bir kardeşimiz. Evet. Allah razı olsun senden de. Tabii herkes memur olacak veya farklı bir meslek olacak değil. Bize sizin gibi üreticiler de lazım, genç arkadaşlarımız. Evet. Şimdi kaç başımız var burada hayvan olarak? Bizim burada anaç olarak 250, işte kuzu olarak da bir 250 hayvanımız var. Toplam 500 koç, keçiyle 550 rakamlarını buluyor. Biz koyunlardan elde ettiğimiz kuzuları piyasanın haricinde öncelikli amacımız kurban ve adaklık olarak satış yapıyoruz. Yani bu genelde kuyruklu hayvan yağsız olduğu için halkın birinci derecede tercih ettiği bir ırk. O yüzden hem etinin lezzeti de çok güzeldir. O yüzden bizim ürettiğimiz hayvanları ilk tercihimiz damızlık, adaklık ve kurbanlık olarak işliyoruz yani. Yani toplu olarak böyle daha çok kesimlik değil de buradan direkt müşteriye hitap edecek şekilde. Aynen. Peki müşteriler genelde buraya mı geliyorlar? Siz pazarlara çıkıyor musunuz? Nasıl oluyor? Genelde biz bunu çok eskilerden yaptığımız için yani kemikleşmiş müşterilerimiz var. Memnun olanlar geliyor ki Allah razı olsun, hepsi de geliyor. Telefon ediyorlar, işte gelemeyen yaşlı nenelerimiz oluyor. Onları evinden alıyoruz, getiriyoruz burada, hayvanlarını boyuyoruz. Beğeniyorlar. Beğeniyorlar. Hatta beğendiklerini sabahleyin götürüp kapılarında kesiyoruz, parçalayıp teslim ediyoruz. Yani bizde yok bu işi yapıyorsak hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız, doğru söylüyorsun. Şimdi özellikle kuyruklu ama yağsız dedin. Yani yağını kuyruğuna aktarıyor. O özellikten de bahsedelim. Bir de bu üretim çiftliğinde devamlı hep altınbaş mı ürettiniz? Biz dededen kalma bu altınbaş. Asıl oraya nasıl gelmiş, yani hikayesi nedir? Asıl orijinal ismi bunun İvesi. İvesi. Evet, bizim dede zamanında Konya Gözü çiftliğinde bu hayvan arı ırk olarak varken dedegil oradan bir 40 adet getiriyorlar. Anaç olarak. Anaç olarak. O şekilde bizde bir başlangıç oluyor. Yalnız bazı sallantılardan dolayı o ırk bir değişiyor. Ondan sonra işte biz yeniden bu ırkı arılaştırma çalışmaları yaparken doğudan koçlarını temin ederek, melezleyerek bu ırkı yeniden canlandırdık yani. Evet, ve siz bu ırktan şaşmıyorsunuz artık. Evet, bu ırk şimdi özelliği ürettiği yağı kuyruğuna veriyor ve etinin içine yağ oranı daha az oluyor diğer hayvanlara nispetle. O yüzden vatandaş yağsız hayvan istediğinde ilk tercihi bu oluyor. Hatta beni telefonla arıyorlar. Mesela ilk benden et istemeleri lazım ama bunu yapmıyorlar. Bize diyorlar ki bir kuyruk yağı getir ya, şu dizlerimize bir çalalım, hani iyi geliyor diyorlar. Bilmem, ben denemedim. Öyle bir ağrım olmadığı için Allah'a şükür de. Aslında sosyal medyada bu şekilde çok fazla şey var. Kuyruk yağı diz ağrılarına özellikle ameliyat yaptırmayın, kuyruk yağı sürün diye. Bununla ilgili. Evet. Şimdi vatandaşın tercihi, isteği böyle. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi geldik. İzleyicilerimiz özellikle merak ediyorlar. Kurban fiyatları nasıl? Altınbaş ırkında. Biz şimdi bir küçük işletmeyi daha gittik. Evet. Küçükbaş işletmesine. Bu arada büyükbaşlara da gidiyoruz tabii ki. Şöyle birazcık seni alalım. Şimdi bunlar kurbanlık. Kaç evet. tane hayvanımız var kurbanda satılabilecek ayarlı şimdi hazırladığınız? 100 adet kurbanlığımız toklu olarak var. Kurbanlık yaşını dolduruyor. Herhangi bir kusuru olmadığını biliyoruz. Onun dışında bir 40 adet de koyunumuz var. Toplam 140 adet kurbanlıkla hizmet veriyoruz halka. Evet. Şimdi bugün mesela pazara çıktık mı? Kaç tane götürdük? Kaç tane sattık? Bugün pazara aslında hani çıkmak taraftar değilim çünkü daha erken. Ama hani bir reklam olsun amacıyla çıktık. Çok soran vardı, aşırı soran vardı. Evet. Ama hani Arife günü malın fiyatın düşeceğini düşünerek hani o güne erteliyorlar almayı. Aslında bu da bir halk arasında yanlış bir düşünce. Çünkü malın fiyatı düşer Arife günü. Ama şimdiden biz büyükleri sattığımız için küçükleri kalır. O yüzden fiyat düşer. Normalde hayvanın fiyatı düşmez yani. Çünkü akmaz kokmaz bu hayvan. Bizim de belli bir giderlerimiz var. Gider kalemlerini hesap ettiğimizde bunu düşürmek çok zor yani.
Peki şimdi fiyatlar kaç paradan başlıyor? Bunların canlı ağırlığı ne kadardır? Veya kestikten sonra et ağırlığı nasıl oluyor? Bunlardan da biraz bahsedelim. Hem burada bizi takip edenler kurban öncesi bu fiyatları da öğrenmiş olsunlar. Şimdi bu kurbanlık olaylarında bunu iki sınıfa ayırmak lazım. Yani yaylım isteyenler var, besi isteyenler var. Yaylım isteyenlerin alacağı baskül hayvanın fiyatı değişir. Besiye giren hayvanın baskül fiyatı değişir. Yani bunu bilenler çok iyi bilir. Yaylımda masrafın yoktur. Sadece yayarsın, o şekilde üretim yaparsın. Ama bu besiye girdiğinde mal başına 1,5 bin lira kadar yani bir masraf demektir. O da rekabet olayını biraz düşürse de aslında yaylım hayvanını tercih etmez vatandaş. Fiyatı düşük olsa da. Hani kokuyor der, akıyor der, besili mi der, besiz mi der. O şeyleri çok irdeler. Biz yıllardan beri besi yaparız. Arpa, buğday, mısır, yani hayvanın fazla yağlanmaması için de elimizden gelen mücadeleyi yaparız. O yüzden baskül işine de girmeyiz. Çünkü vatandaşın isteğine göre yapıyoruz bunu. Ama normal yağlı istemiş olsalar basarız arpayı, arpa ezmesini. O zaman hem yem masrafından kurtuluruz, vereceğimiz ekstra yemlerden. O yüzden hayvan şişer deriz. Şişer, küspe verirler, kepek verirler. Ama biz onları kullanmıyoruz. Yonca artı en kaliteli arpa, buğday, mısır. Hatta içinde ektiğimiz tarlalarda fiy tohumu bile var yani. Fiy bu şekilde besleniyor. Böyle bir karışım var ama fiyat ne? Fiyatlarımız 5000 lirayla 7,5 bin lira arasında değişiyor. Şimdi 5000 lira dediğimiz mesela canlı ağırlığı ortalama kaç kilo? Siz tamam baskül demediniz ama şimdi bunların hepsi, bir de sizde ben şunu da gördüm. Hepsini kırkımını yapmışsınız. Evet. Safi vücudunu veya fiziki yapısını görebiliyorlar. Bu, bazen kabarık oluyor böyle. Evet, bu bizim ikinci kırkımımız. Yani birinci kırkımı yaptık. İkinci kırkımı da yaptık. Çünkü biz bu işi yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Vatandaşın da kurbanlık aldığında şöyle bir gözüne değmesi lazım hani. O yüzden emeğini çekiyoruz. Bunların kargas kilosu 22-35 kilo arası değişiyor. Bu 5000 liralıkta. 5000 liralıkla 7000 liralık arasındaki kargas kilogramı 22 kiloyla 35 kilogram arasında. Yani 20 ile 25 kilo örnek veriyorum. Evet. Bu 5000 lira civarında. Evet. 25 ile 35 arasında da 6-7 gibi böyle evet. Gidiyor. Bu kargas yani. Yanlış anlaşılmasın. Baskül değil yani. Kargas çıkacak eti burada konuşuyoruz. Aynen. Bu şekilde bizim satışlarımız yani. Peki sana göre geçen sene nasıldı fiyatlar? Fiyat artışları oldu mu? Mutlaka oldu tabii ki de. Evet. Ne kadar oldu? Biz ben şunu yani açık yürekle söylemek isterim ki geçen yıl değil 3 yıldan beri biz büyük sıkıntı çekiyoruz üretim konusunda. Ama geçen yıl daha bir sıkıntı çektik. Çünkü her şey enflasyon, devlasyon olayı olduğunda bu hayvan yerinden kımıldamadı ya. Yani 40 liralarda, 42 liralarda o bantta kaldı. Son artık yılın son zamanlarına doğru bir sıçrayışla 70-80-100 diye gitti yani. Aslında bu seneki fiyatlar geçen yıl olmalıydı. Ki o üreticiler, damızlık hayvanlar kesilmemeliydi yani. Peki şimdi geçen yıl en düşük fiyatın kaç paradan sattın kurbanlığı? Geçen yıl biz en düşük kurbanlığı 1800'de sattık. 1800 ile 3400 arasındaydı. Yani birebir gibi bir artış var o zaman. Evet. Yani 5000 liradan başlıyorsa aşağı yukarı o şekilde. Biz de bunu kurbanlık olarak sattığımız için ayakta durabildik. Piyasaya satsaydık mesela 1800 üst üste vurduğunda 2000 lira yapardı en fazla. Ama biz kurbanlık yaptığımız için bunu 2300'e çıkardık. Oradaki 300 bizim yem masrafımız, diğer giderlerimizle bizi ayakta tuttu yani. Evet. Ama kabul edilmeyecek bir fiyattı geçen sene. Yani bunun A'sı, B'si, siyasi görüşü kesinlikle değil. Doğru olanı konuşmak gerekirse, yaşadığımızı konuşmak gerekirse bu ya. Evet, bu sene de biraz bereketli. Meralarımız da canlı. Aynen. İnşallah o size de biraz fayda, katkı sağladı diye düşünüyorum. Allah'a şükür bu yıl yağışlarımız çok oldu. Yani otumuz güzel. Anneleri bunların yayılıyor. Bunları yayamıyoruz yani. Bunları yemliyoruz mecburda. Anneleri faydalanıyor bol bol. Evet. Biz şimdi yolculuğa devam edeceğiz tabii ki. Küçükbaş hayvanlarımızı ekranlara yansıttık. Onun akabinde de
büyükbaş hayvanlarımıza ekranlara yansıtacağız. Son sözlerin ne olur? Bayrama kadar satışlara devam. Yeşil Çiftlik kasabasına geldiklerinde Cemal Osman Kar'ın çiftliğine gideceğiz dediler mi? Bulurlar herhalde seni. Evet, rahatlıkla bulurlar. Altınbaş Vadisi deseler bulurlar mı? Evet, bulurlar. Biz üretimi seviyoruz. Yani bu benim geçen yıl kullandığım bir tabir vardı. Hani bu hayvanın en aşağılarda olduğu zamanlarda böyle millet satalım atalım gibisiyle. Ben de demiştim ki biz hani bassak da çıksak da biz bu hayvanı bırakmayız. Biz bunun aşığıyız. Hani en fazla para kazanamadık. En azından etinden, sütünden, şuraya bir 30 tavuk atıyoruz, yumurtasından. Yani gelecekteki neslimizi, evlatlarımızı, kendimizi geçindirebilecek. Hatta yakacağın yoksa, kömürün yoksa, odunun yoksa tezeyini yakarsın. Yine ısınırsın yani. Biz bunu bu açıdan bakıyoruz. Bir de şu açıdan da bakıyorum ben. Her bir damızlık hayvan, inek veya koyun fark etmez, birer fabrikadır. Yediği kuru, yeşil otları yiyerek Allah'ın yaratması yani bize hem bembeyaz bir süt üretiyor, hem oradan kırmızı bir et üretiyor. Yani her türlü istifade ediyoruz. O yüzden herkes damızlık hayvanına sahip çıksın. Para etmiyor diye satmayalım. Sabredelim, çalışalım. Artık kendimiz üretelim. Hani üretmeye çalışalım ki dışarı bağımlı olmayalım yani. Ben de aynı fikirdeyim Cemal kardeşimle. Üreticilerimize de destek olalım. Bu da çok önemli. İnanın zor şartlarda çoluk çocuk herkes burada bu işin peşindeler. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Biz birlikteliğe devam ediyoruz efendim. Sevgili izleyiciler, yolculuk devam ediyor. Programın ilk bölümünde küçükbaş hayvanlarımızı ekranlara yansıtmıştık. Kurbanlık fiyatlarını ve üreticilerimize sohbetler etmiştik. Şu an yine Sultan Dağı'na bağlı istasyon mevki değil mi burası? İstasyon mevki. Cevdet Saçma'nın işletmesindeyiz. Burada büyükbaş ağırlıkta. Küçükbaşımız yok galiba. Büyükbaş. Hep büyükbaş. Büyükbaş hayvanlarımız var. Hem süt sığırcılığı yapılıyor hem de kurbanlık, etçil diyelim artık. Hem kesimlik hem kurbanlık yapılıyor. Öncelikle bereketli olsun. Teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım Cevdet abi. Ben Cevdet Saçma. Benim baba mesleğim. Yıllardır tarım hayvancılığı uğraşıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsun mesela? Yıllardır derken çocukluğumuzdan beri mi? Çocukluğumuzdan beri. Ben hayvanla, babam da hayvancılıkla, tarım hayvancılığı uğraşıyordu. Ben de onunla uğraşıyorum. Ve şimdi ufak çaplı bir esnaflığım var. Süt topluyorum. Aynı zamanda. Aynı zamanda da işte kurbanlık aramız var. Damızlık sığırlarımız var. Biraz daha yaklaşabilir misin Cevdet abi? Evet. Böyle yani. Böyle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdi yıllardan beri hep büyük baş mı yaptınız? Önceden küçük başta var mıydı? Daha önceden küçük başta vardı. Ama burada kaldığımız yere bağ bahçe arası küçükbaş barınmıyor. Gırdan... Yaylım yapılmış. Tabii. Cepte 7-10 ağıra kaçıyor. O yüzden burada kapalı sistem büyükbaş yapıyoruz. Şimdi Cevdet abi biraz seni böyle yıllar öncesine götürmek istiyorum. Diyelim ki 10 yaşındasın. Gene bu mevkide burada oturuyordunuz. Ev buradaydı. 73'te biz buraya geldik. Ben Yeni Karabağ köylüyüm. Buraya 20 kilometre. 73'te buraya taşındık. Kaç yaşında oluyorsun o zaman? İlkokula burada başladım. İlkokula burada başladın. O zaman mesela bahçe işi bu kadar fazla yoktu.
bu kadar modern bahçeci yoktu. Klasikli Amasya elmaları vardı, vişne, armut vardı. Küçük baş var mıydı o zaman? Küçük baş vardı. O zaman bu kadar bahçe yoktu. Ama bahçecilik çoğaldıkça arazi daraldı. Küçük başı bıraktık. Ben şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi küçükken genelde evin en küçükleri veya çocukları hep yaylımı onlar götürür. Çobanlıkları siz yaparınız. Bunları yaptınız mı? Onu merak ediyorum. Aslında işin temelinden geldik mi? Ev en küçüğü benim. Ama ortanca abim meraklıydı bu işe. Ortanca abim gidiyordu koyunu. Biz de hafiften kuzu gezdiriyorduk. Kuzular falan. O şimdi ne yapıyor? O da büyük başta mı, küçük başta mı? O küçük başla uğraşıyordu. Çoluğu çocuğu everdi. Emekli oldu. Artık o da bıraktı. Aslında ya, çiftçiliğin emekliliği olmaz ama işte yaşlandıkça artık. Ama bu hayvancılık yalnız adam işi değil. Evet. Kalabalık olması lazım. O yüzden bir garibi koca kaldılar. Emekli dediler. Şimdi yaklaşık kaç metrekare alanımız var burada abi? Burada biz 3 kardeşiz. En küçük benim. 50 tekar yerimiz var. 50 tekar yerimiz var. İşte elma bahçesi, kiraz ve aynı zamanda hayvancılık. Hayvancılık yapıyoruz. Tabii bizim asıl amacımız burada. Bugün kurbanlık fiyatlarını böyle büyük başta nasıl gidiyor? Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Programımız da hemen öncesinde yayınlanacak. Şimdi büyükbaş ırk olarak burada hangi ırklar var? Hoştayın, gırma, simentel gırması hayvanlar var. Yani bu civarın çeşitleri var. Özellikle zaten Anadolu'da da gittiğimiz yerlerde de hemen hemen aynı. Aynı. Fiyatlar nasıl bu yıl? Onu bir soralım. Yani kilosuna göre tabii ki değişiyor ama nasıl gidiyor fiyatlar? Vallahi şimdi alıcıya göre fiyatlar kabarık. Ama girdi de malum yemdir, girdiler mazot fazla olunca. Alıcılar şikayetçi. Alıcı şikayet abi. Ama biz de mutlaka bu işi kurban için yapıyoruz. Elden çıkması lazım. Kurtarsa vereceğiz. Evet. Yani biz de şimdi 45 bin liradan başlıyor. Başlıyor. 90 bine kadar, 100 bine kadar hayvan var. Normalde paskül 120-140 arası geçiyor. Ama genelde ayak veriyoruz pazarlık usulü. Burada havalama dediğimiz bir usul. Evet. Burada kendimiz kesip dörde bölüp müşterilere veriyoruz. Kendi gözlerinin önünde. Şimdi 45 bin liralık dediğimiz bir hayvan işte bizim bildiğimiz kırma hayvan olabilir veya hoştayn olabilir veya simentel olabilir bilmiyorum. Aynen. Kaç kilo gelir canlı ağırlığa şöyle? Karkas 140-130 kilo civarında hayvanlar 40-45 lira. Peki şöyle bir şey var. Tabii siz aile içinde de mesela biz mikrofon arkasında da konuştuk sevgili izleyiciler. Şimdi oğullarınız var. Oğullarınız da ayrı yapabiliyor bu işi. Bu da güzel aslında. Onlara da bir ticareti öğrenmeleri açısından, yetişmeleri açısından çok önemli. Kaç baş hayvanımız var kurbanlık bu yıl? Bu yıl genel olarak iki tane oğlum var. Onu canım evet. Söyleyeyim. Allah bağışlasın. Büyük oğlum alavereyle ve hayvanla benimle uğraşıyor. Öbürü de süt işine bakıyor. Öyle de bir iş bölümü var yani. Tabii. İkimizin yaklaşık 40 kadar damızlık, 30-35 kadar da kurbanlık hayvanı var. Evet, Allah bereketli etsin. Şimdi 90-100 bin dedik ya, bu 90-100 bin kaç kilo gelir? Ve alıcısı çıktı mı? Onu da merak ediyorum açıkçası. Valla şu anda gelip soruyorlar ama son günü bekliyor. Yoksa vazgeçiyorum. Herkes bir piyasa araştırması. Bir araştırması yapıyor. Geliyor mesela, işine yaramazsa benim öbür ortağım da gelsin diyor ama genelde satılıyor. Genelde satılıyor. Evet. Çünkü piyasa belli aşağı yukarı. Evet. Geçen yıl bu rakamlar mesela sizin 45 bin lira sattığınız karkas ağırlığı 150 kilo civarında dediğiniz hayvan geçen yıl kaç paraydı? 20-25. Tam birebir gibi bir fark var değil mi? Var. %100 gibi bir fark var. Var. Bu da yemde de aynı şekilde oluyor. Tabii. Her şey de öyle oldu. Evet. Şimdi diyelim ki kurbanda hayvanlarımızın hepsini satmadık. Bir tane, iki tane kaldı. İnşallah hepsini satarsınız. Bunlar kesime gidiyor galiba sonrasında. Öyle mi yapıyoruz? Besim mi yapıyoruz? Şimdi tabii devam ediyoruz. Çünkü bu yediği yem tekrar yayılıma süremezsin. Bu belli bir masraf oluyor. Kurbandan sonra bir ay sonra, iki ay sonra tekrar kesime gönderiyoruz. Kesime gidiyor. Hemen lafın arasında bir şey daha sormak istiyorum. Süt topluyorsunuz. Aynı zamanda süt üretimi de yapıyorsunuz galiba. Aynı zamanda süt üretimi. Sütle durum nedir? Yani hep böyle farklı açıdan bakıyoruz. Sıkıntıların olduğunu biliyoruz ama şu an üretici onda da memnun değil. Ne yapmak lazım? Şu ara çok değişik bir durum var. Aslında süt ineklerinin çoğu kesildi, süt üretim miktarı düştü ama
piyasada çekmiyor. Gibi. Tüketim de yok gibi. Tüketim yok gibi. 10 liraydı bundan 2 ay önce. Süt şimdi müstahsil 9.100 lira oldu. Ama bir hareket yok. Hareketlenir deniyor. Bu da Eylül, Ekim gibi olur. O zaman da zaten süt... yaz dönemi biraz süt üretimi de artıyor. Havaların baharın yayılımı artmasıyla, buzağların küçük olması dolayı normalde bu süt Şubat'la Haziran arasında, ondan sonra süt düşer ve hayvan gebe kalır. Güzel kalır bu işler öyle, ama şu anda vallahi bir değişik ortam var. Ama ilerisi parlak gibi görünüyor. Kesinlikle. Şunu unutmamak lazım aslında. Üretmek güzel. Tabii ki sıkıntıları da aşmak lazım ama hayvancılık her daim bir şekilde üreticiye destek oluyor. Yani iyi bakım yaptığınız zaman. Vallahi şimdi bizim geçim kaynağımız bu. Evet. Yani az da kazansak, çok da kazansak bunu bırakamıyorsunuz. Bırakamıyoruz. Mesleğimiz bu. Bırakamıyoruz. Çünkü çiftçinin yeni senesi var. İşte yeni olur diye üretim var. Arkasından gelen buzağlar var. Yani bunları hep para vererek aldığın zaman kar marjı düşük. Ama 20 hayvanın varsa, 10 tanesi kendi hayvandan oluyorsa evet. Bereket versin. Evet. Allah bereket versin. Bu işletmeye oğlanlarla birlikte gelinler de bakıyor, yenge hanım bakıyor, torunlar bakıyor. Kaç kişi bakıyorsun? Vallahi önce şunu söyleyeyim. Elemanlarımız var. Ayrıca da elemanlar var. Elemanlar var ama tabii eşim, ben, iki oğlum, gelinim öyle. Yani en az 10-15 kişinin baktığı, 100 baş diyelim genel olarak toplamda, büyük küçüğü. 10-15 kişi de emek harcıyor. Aslında maaşa vursanız çok para kazanmıyorsunuz değil mi? Herkesin bir maaşı olsa burada. Tabii. İşimiz bozuk. Tabii. En azından işte süte para vermiyoruz filan, öyle işi idare ediyoruz. Aynen. Karın toklu deriz biz ona. Aynen. Siz de bilirsiniz. Biz size teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun. Kurbanlık almak istiyorsanız, bu tarafa yolunuz düşerse Cevdet Saçma abi herkes tanır herhalde. Tanırlar. Herkes tanır. Bu civarı tanırlar. Zaten biz de iyi biliriz. Rahmetli Abdullah amca, yanlış hatırlamıyorum değil mi? İsmi Abdullah'ydı. Abdullah amcam da eski hem esnaftır hem iyi hayvancılardandır. Onu da rahmetle analım. Sizler de mesleği devam ettiriyorsunuz. Çocuklar da devam ettiriyor. Bu da en güzeli aslında. Üretmeye devam edeceğiz. Biz yolculuğa devam edeceğiz efendim. Efendim, bir büyükbaş hayvan çiftliğinden başka bir büyükbaş hayvan çiftliğine geldik. Burada hem büyükbaş hem küçükbaş üretimi yapılıyor. Ünlü haber spikeri, anchorman Ali Kırca'nın köyü Kırca Köyü'ndeyiz. Evet, burada doğan Ali Kırca'nın köyündeyiz. Konuğumuz Mehmet Kurt, aynı zamanda tarımla da uğraşıyor, kiraz üreticisi. Onunla güzel bir sohbet yapacağız. Şu an hayvanların bir kısmı burada, bir kısmı dışarıda bahçede. Görüntüleri de ekranlara yansıtacağız. Mehmet abi, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bereketli olsun. Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsın, iyi misin? Şükürler olsun, sizler nasılsınız? Mücadele, koşturmaya devam. Mücadele, ne yapalım, hayat mücadelesi, koşturuyoruz yani. Biz seni yakından tanıyoruz ama sen bir kendini kısaca tanıt. Mehmet Kurt kimdir, ne iş yapar, neler yapar? Ben Afyon Sultan'da Kırca Köyü'nden Mehmet Kurt. Ben tarımcılıkla uğraşırım. Aynı zamanda komisyoncuyum. Meyve alıp satıyoruz. Evet, meyve alıp satarım. Yıllarca komisyonculuk yapıyorum. Halen daha devam ediyoruz kirazımız, fişnemizle. Beraber devam, onlarla meyvecilikle devam ediyoruz. Meyvecinin yanı sıra biz bunu 365 günde de işte artık günleri değerlendiriyoruz. Yani sözüm ona hayvancılıkla, efendim küçük başla. Yaz, kış onlarla yaylamızda, ovalarımızda onlarla uğraşıyoruz yani, mücadele ediyoruz yani. Aslında burası bir aile işletmesi yani, evet, oğlan aile. Da var, tabii. Yenge var, hanım var, onun hanımı var, gelin var filan. Böyle hep birlikte yani, bir işletme. Toplum, aile olarak yani hepimiz mücadele çalışıyoruz yani. Dışarıdan bir eleman şu an hayvan üretiminde yok. Yok, kendi işimizle, kendi şeyimiz, çapamızla kendimiz yapıyoruz yani şu anda yani. Öyle bir başka bir şey yok. Yabancı bir kişi yok aileden harici. Evet. Tarımla da kiraz üretiyoruz. Evet, başka kiraz. Neler var? Kiraz, vişne, erik. Kiraz, vişnemiz var. Eriğimiz var efendim. Yani genelde elmamız var. Yani genelde ağırlık kiraz yani. Eskisi gibi elma çok ağırlıklı. Şimdi de kirazımız ağırlıklı. Onlarla mücadele ediyoruz. Yani ne bileyim, Allah'a şükürler olsun, havalarda güzel, yağışlarımız güzel gitti. Bu yıl bereketli bir yıl.
Çok bereketli. Evet, attı. Gerçekten güzel yani. Dağdaş ot şu anda yani, yaylası. O aslında kendini buldu gibi geliyor. Evet. Şöyle bir baktığımızda o bütün o otlar, yabancı bile olsa, işe yaramayan bile olsa hani gözümüzde. Evet. Ama hepsinin bir doğaya katkısı var. Şöyle bir baktığımızda hepsi coştu bu sene. Ya Allah'a şükürler olsun yani. Yani gerçekten samanımız, arpamız, otumuz yani ya hayvanın sözüm ona hayvanın ilgisi. Gerçekten bu sene iyi oldu yani. Öyle dışarıdan da fazla gelecek diye bakmıyorsun. Herkes kendi mahsulünü kendi kaldıracak derecede yani. Gelenler de o kadar yüksekti fiyatlar. Şimdi biraz düştü yani. Güzel oldu yani şu anda. Şimdi biz esas amacımız tabii ki kurbanlığı konuşmak. 2023 yılında Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bizim program yayınlandığında da hemen hemen bir hafta falan kalmış olacak. Tahmin ediyorum. Büyükbaşı konuşalım öncelikle. Küçükbaşta da üretim var zaten. Var. Sizle onu da konuşabiliriz. Büyükbaşta kaç başlık bir hayvanımız var sizin? Şimdi benim burası 30 tokalık. Yani 30 tokalık hayvanım var. İneğim var. İnekleri sağıyoruz. Sütünü burada toplayan kooperatif var. Evet. O kişilere bir kooperatife veriyoruz. Efendim işte burada kurbanlıklarımızı dileyen gelen eşimize, dostumuza, çevremize kurbanlıkları gelen ikişer kişi, üçer kişi, üstündeki etine göre dört kişi, beş kişi, altı kişiye gelecek sözüm ona o hayvanları yetiştiriyoruz yani. Alanlara da verdik. Hep bunlar hep satıldı bunlar yani. Evet. Şimdi kaç baş var büyük kurbanlık olarak? Kurbanlık olarak burada 16-17 tane baş var. Dışarıda da var, içeride de var. Şu anda 16. Irkları neler bunların? Sözüm ona buna biz malak camız deriz, hitap eder. Camız da var. Camız. Düvemiz efendim. Bu bunlar da bir kuzulamış ineğimiz. Bunlar da düve. Bu danamız. Yani hepsi var yani. Irklarımız simente. Hoşten var. Simente. Kırmalar evet, var. Evet, kırmalar var. Yani biz buna kırmalara gıcık da tabirde öyle evet, söylüyoruz. Gıcık da deriz. Yani bunlar böyle yani şu anda öyle yani. Güç fiyatlar başlar. Nasıl gidiyor? Fiyatlar aslında normal ya, 40 liradan başlıyor üstündeki adam, ikişer, üçer, dörder kişilik. Yani zaten bir küçük baş şu anda yani 5 lira, 6 lira. Yani. Mesela yani şimdi biz bir önceki çiftliğimizde 45 lira civarında başlıyordu. Tabii hayvan ırkına göre de değişiyor, kilosuna göre de değişiyor ama. Mesela 40 bin lira dediğimiz hayvan, kırma, gıcık dediğimiz hayvan türü kaç kilodur? Karkas ağırlığı veya işte canlı ağırlığı. Şimdi sözüm ona hayvanın üzerindeki şeye göre değerlendirilir. Şimdi şu sözüm ona şu 450-500 kilo canlı gelir. Karkas geleceği yani 210-220 yani 230 demez yani benim kendi yaptığıma göre yani. Peki işte. Bu mesela canlı dediğimiz 300-400 kilo gelen hayvanımız mesela gösterdiniz kaç paraya? Yani şu anda şu hayvanı ben sözüm ona 45'e verdim. 45'e verdim. Yani müşterinin biz 50 istiyoruz. Biraz pazarlık sünnettir. Pazarlık yapılıyor. Pazarlık yapıyoruz. Ve de ortalama veriyoruz yani. Peki Mehmet abi, şimdi sen geçen sene de kurbanlık evet, sattın. Büyükbaş sattın. Evet. Oradaki en düşük fiyatımız ne kadardı? Şimdi geçen seneki de aynı. Şimdi her şey ikiye katladı diyelim yani. Kaç? 20 lira civarında falan. 20 liradaki sözüm ona hayvan şimdi 40 lira veya 45 lira 50 lira diyelim yani ama işte tam yarısı mı geçen sene? Yani ikiz katı bazı şeyler öyle oluyor yani şu anda yani aslında daha fazla oldu da bazen işte çıkıyor bazen iniyor. Tabii biraz et kesimi yükseldi mi hemen hayvana da hemen etine de burada satışlar daha fazlalaşıyor. Düştü mü biraz da aynı hayvancılıkta bir borsa olarak görüyorum yani. Kesim bizim için kesim önemli yani. Kesim adam kestiriyor. Bayağı kesti mi de fiyatlar biraz düştü mü bizi de etkiliyor yani. Peki talep nasıl Mehmet abi? Şimdi fiyatlar arttı. Mesela benim çarşıda duyduğum veya dışarıda konuştuğumuz fiyatlar yüksek olunca birazcık daha müşteri potansiyeli azalıyor yani. Böyle bir durum var mı? Yoksa son anda artık insanlar tabii bir alım gücü de ona göre değişiyor. İşte maaşlar arttı vesaire gibi. Tekrardan almayacağız diyenler almaya geliyor mu? Ya mutlaka bir şekilde adam bütçesine göre almaya çalışıyor. Neden? Yani çoluk çocuk ailecek herkes küçük baş, büyük başa yani imkanı olursa yani herkes de kurbana girip kesilmiyor. 4 kişi 5 kişi giriyorsun. Yani bunlar yani
Düşün, anlaşmaya bağlı. Anlaşmaya biraz biri şeylik yaptığı zaman kurban kabul olmaz diyorlar dinimize evet, göre. Herkesin tabii, öyle de şeyi bek fazla razı gibi, gelmesi gerekiyor. Tabii her şeye razıyla olacak. Zaten küçük başlarda normalde en normal bir koyun veya normal koç alayım dediğin zaman yani bugün o şartlarla göre 6,5'lardan aşağı, 6'lardan aşağı bulamazsın şöyle kesip yiyeceğin bir kurban. Şimdi ona geldim. Küçük baş da var. Küçük baş kaç tane var? Küçük baş benim bayağı epiyo var. Aşağıda şey de var. Ovada da var. Ovada da var. Yaylımda da var. Yaylımda var. Bayağı derken kaç tane? Vallahi bilmiyorum. Herkes aramızda kimseye söylemeyeceğiz. bilmiyorum. 120 kadar var herhalde. 120 kadar evet, var. O kadar var ya. Bunun kaç tanesi şu an kurbanlık sıfatında, vasfında diyelim? Vallahi biz o hep genelde verdik. 3'er, 5'er, 2'şer. Genelde küçük baş bu yıl daha fazla gidiyor. Daha fazla gitti. Daha fazla. Kaç paradan başladı onların sende fiyatı? 4 liradan, 5 liradan, 6 liradan. 4 liradan ha, hala 4 var mı lira mesela? Var. Hala var da yani o normalde biraz eti düşük, zayıf, iyi olanlar tabii şey üstündeki yani üstündeki. En pahalısı kaç para küçük başta? En pahalısı 8 lira, 9 lira. 8-9 lira. Yani koç kısmına girdiğin zaman onlar 13 lira, 12 lira. Yani 14 lira. Yani üstündeki ete göre değişiyor yani. Yani kiloya göre değişiyor. Peki en fazla şöyle diyelim 5 liralık 6 liralık falan. Daha çok giden rakamlar onlarda mı yani? Tabii ya insan bazıları bütçeleri ona göre gidiyor. Ya biz de yani Allah bereket versin işte duruma göre. Kaç tane sattık? Vallahi şu ana kadar. Aşağı yukarı 33 mi 35 arası sattım. 3-5 tanesi de burada götecekler şu anda. Yani 35-40'a doğru gidiyor. Daha da gider daha var daha. 10 günümüz var hemen hemen. Biz programı çektiğimiz bu dakikalarda 10 günümüz var. Ki 10 günde tahmin ediyorum bir o kadar daha satılabilir. İnşallah. Vallahi nasip kısmet yani. Yani bugün pazarı gezdiniz mi? Hayvan pazarı kuruldu. Gezdiniz mi orayı? Gitmedim. Gitmediniz. Sözümün hayvanı. Farklı pazarlara gidiyor musunuz gezmeye? Ben pazarlara her yere giderim. Afyon, Ilgın, efendim Akşehir. En son hangisine gittin? Ben en son Afyon pazarına gittim. Afyon. Nasıl orada fiyatlar? Normal ya. Yani öyle bir yüksekte değil yani. Aslında normal yani. O kadar öyle bir şey değil yani. Bayağı normalde de alışveriş dönüyor yani. Öyle bir şükür hastalık sökerlik de yok şu anda. Önemli olan hastalık sökerlik olduğu zaman o zaman hepimiz yani aynen, zor duruma yaşıyoruz. Kapandıydı biliyorsunuz. Çok kapandı. Sıkıntı evet, oldu. Bayağı sıkıntı oldu. Ya, şükür öyle bir hastalık sökerlik yok yani şu anda rahat. Herkes yani alacağını satacağını İstanbul'da, Ankara'da televizyonlarda görüyoruz yani kurbanlarını hep. Adamlar sattık %30'unu, %50'sini daha artık. Yani ya bir şey, de zaman var da. Zaman var yani daha bir şekilde. Tabii ki Allah'ım kabul etsin alanların da yani. Amin. Burada en pahalı büyükbaşın kaç para? En pahalı büyükbaşım şimdi ben ne diyebilirim? Daha dışarıda da var, içeride de var. En pahalı taneyi ben 60'a verdim. Sözüm olan malı 50'ye verdim, 45'e verdim. Yani en büyük şey diyelim benim şu anda 60 bin lira. 60 bin liradan yukarı hiç daha satmadım. Satmadın. Zaten. Var mı öyle 60'tan yukarı verebileceğin hayvan? Yok. Şu anda yok. Elimde yok. Genelde senin o evet. Şeyin 40 ile 60 arasında evet. Bir ortalama var sende. Yani 4 kişi, 2 kişi, 3 kişi ortalama zaten. Şimdi televizyonda kurban pazarlarına gidiliyor. Büyük şehirlerde 100 bin, 150 bin liraya satılanlar evet, da var. Onlar veya şeyi çok bir tonluk, tonluk. Ton. Tabii ben. Zaten ona vurduğun zaman o dana insan fazlasıyla gelir yani. Değil mi? Ama onun da tabii aşiret reisleri gibi bu kalabalık olursan kestiğine değer. Ama değer, şimdi herkes yiyeceğine göre kesmesi lazım yani. Evet ben şunu anlıyorum sevgili izleyenler. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mehmet abinin anlattıkları daha önceki gittiğimiz büyükbaş küçükbaş üretim yerlerinde işletmelerinde ortalama 40 liradan başlıyor. Bizim bölgemiz için söylüyorum. 70-80 bin liraya kadar giden bir durum söz konusu. Burada 40 bin liralık 2 hisse olabilir diye düşünüyorum. 2 evet. Maksimum 3 olabilir diye düşünüyorum. Ama işte 50-60 dediğinizde 4-5 hisseye doğru gidebilir. Bu rakamlar önemli rakamlar. Genel olarak şu var. Büyük şehirlerde buradan gidiyor hayvanlar. Orada bir masraf var. Yol masrafı var vesaire. Siz evet. Mesela dışarı götürmüyorsunuz. O yok. Öyle şey yaptığın zaman çok masraf biner masraf, yani. Masraf. Şimdi burada 60 bin lira istediniz. Belki orada 80 bin orada istedim. Daha fazla istemen lazım. Orada kirasından tut, naklını, navlunundan tut. Bir 15-20 gün orada kalacaksınız. Yani orada gerçekten zor yani. Onlar için bana uygun olmuyor yani. Evet aslında şu var. Bizim bölgemiz için Afyon Karahisar için zaten Afyon hayvancılık konusunda
Çok şey söylemeye gerek yok. Herkes kurbanlığa ulaşabilir. Ama büyük şehirlerdeki fiyatlar maalesef, tabii ki yol masrafları, üretici de bunda haklı. Evet. Bir de adam tutuyor, yer tutuyor, orada kalma masrafı vesaire. Bundan dolayı da %15, %20 daha pahalı. Mutlaka. Siz yakın bölgedeyseniz, yakın bir şehirdeyseniz gidip üreticiden almanız, yerinde almanız daha hesaplı ve daha ekonomik. Yani küllüğümüzde ötüyoruz yani. Başka küllüğümüzde gitmiyoruz yani. Peki programı beraber bitirelim. Biz bu arada çiftliğimizden, hayvanlarımızdan görüntüleri de ekranlara yansıtmış olacağız. Bu hafta üreticinin sesinde efendim büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurbanlık fiyatlarını kurban pazarlarından ziyade yerinde öğrenelim, işletmeleri ziyaret edelim dedik ve ziyaret ettik. Sizin son sözleriniz neler olur? Var mı? Kurbanlık alacakları üreticilere üretmeye devam diyelim. Devam. Mesela. Allah'ın izniyle de üretmeye devam. Mutlaka. Ne olursun, zarardaysa üretici. Tabii tabii. Üretici olacağız. Ülke her zaman için üreteceğiz. Tabii ya. Önce vatanımız yani. Bayrağımız, vatanımız yani. Onlara üreteceğiz. Çalışan demir pas tutmaz. Aynen. Başka da bildiğimiz iş yok zaten. Yani Allah, evet. Olur. Tabii. Yani Allah'ın izniyle hep üreteceğiz. Şükürler olsun bakalım. Halimize memnunum yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olacağız. Üreticinin sesinde üretmek mutluluktur diyerekten yolculuklara devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.